30 Haziran 2018 Antalya Gazipaşa'dayız. Oktay Uğuz. Burada Muz Serası'nda rekor gelişim uygulaması yapıldı. Öncelikle bu muhitin adı neydi? Beybaş Mahallesi. Beyobası Mahallesi. Beybaş. Burada rekor gelişim uyguladık ama öncelikle bu muzun bir evveliyatından bahsedelim. Toprağın ilk halinden bahsedelim. Ne zaman dikildi bu şeyler, fideler? Fideler 12 Ekim'de dikim yapıldı. 12 Ekim 2017'de. 2017. Rekor gelişim buraya ne zaman verdik? Şubat, tam hatırlayamam ama Şubat, Şubat-Mart dönemi Şubat, gibi. Mart dönemi gibi. Ne oldu? Uyguladık. Burada ne oldu? Kaç dönüm burası? 10 dönümlük bir 10 sıra. dönüm. Hepsini uyguladık. Sadece Aynen. şurada bir sıra var herhalde. Aynen. Bir bölüme Vermediğimiz. adım adım deneme geçe. Ne gördük? Burada toprak neydi? Ne oldu? Ya şimdi benim seramın yapısında 2-3 çeşit toprağım var 10 dönüm arazinin Aha, içerisinde. evet. Biz daha öncesi burada bayağı bir haşlanmış toprakla çok uğraştık. Çok daha kötü bir toprakta daban toprağını çıkardık biz buraya. Üst Evet. toprak daha kötüydü, daban toprağı daha iyi çıktı. 2-3 çeşit toprak vardı. Aşırı su tutumu vardı. Ağaçlar Yani resmen suyun su görünüyordu su burada. gölü aynı su gölü. Ağaçlar suyun içinde kaldı. Bir saat bir sulama yaptığım zaman su artık dere olup akmaya başlıyordu. Evet. Emme olayı azdı. Toprak çok sıkışık ve kaldırmak istediğim zaman bir tezeklenme halinde kalkıyordu. Hı. Yani büyük tezekler Şu orta halinde. mesela şu ortalar O atılmamış. yürüyüş yolu Yürüyüş atmadığım yolları yer. yani Aynen. toprağın ne yani hiç ellenmemiş halini şöyle gösterin. Yani bu Aynen. toprak bir kazarsanız şöyle. Yani bu Ya şu burada bu tip bir bu toprak var. toprağın bütün yapısı burasına mil Şöyle döktüm ben. bu şekilde Normalde şöyle açarsak şuraya açarsak biraz daha var. bildiğimiz Toprak sakız gibi topraktı bu zaten. Seranın genel yani manada ana toprak yapısı bu. Bu seranın dörtte birinde bu var. Dörtte biri biraz daha kırmızı çakıllı bir toprak. Tamam. Diğer dörtte ikisinde de biraz daha beyaz çakıllı bir Beyaz. toprak. Yani burada 3-4 çeşit toprak var. Ama Anladım. en büyük sorunum dediğim gibi çoğunluğunda su tutumu. Su tutumu. Aşırı bir su Su tutumu vardı. Su gölleniyordu. göllemesine Peki göre. su göllenmenin burada zararı nedir muza? Bununla alakalı bilginiz var mı? Ya İlk çok gözleminiz. aşırı bir bilgim yok hani ama Çürüme su ile tuttuğu alakalı sürece illaki mantar problemleri, çürümeler mantar yaşıyoruz ve problemleri çapakta da bunu oluyor. yaşadım zaten. Çapakta da mantar problemini Bu yaşadım. seranın Yarın şeyi oradaki. nedir? Bu çeşit bunlar. Grant. 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 Grant çeşidi. Tamam aynı değil mi? Aynen. 10 dönüm Tek. tamamı aynı Aynen. tek. Peki toprağımız ne oldu? Yani bu yapıdan mil verdiniz. 4 tane ayrı tip yapı var. Burada gözleminiz ne oldu? Toprağın gevşemesi, çözülmesiyle alakalı. Ya şöyle söyleyebilirim. Ben burada rekor gelişim atmadan önce fide alımında arkadaşlarım fide aldılar. Aha. Fidanın boğazını doldurmak için toprak aradılar. Yani Tamam. ezik bir toprak aradılar ama hep bir tezek bir çamur tezeyle Şuradaki olduğu gibi. o alınan fide gözlerini doldurmakta bile zorlandılar. Anladım. Rekor gelişimi attım. Aşağı yukarı bir ay, 1,5 ay sonra ben attıktan sonra tekrar fide alımına geldi arkadaşlar. Evet. Onlar da dediler yani bu değişimin farkında onlar da Hı var. hı. Atarken ben de baktım ve çok da hoşuma gitti. Artık daldızı toprağa alıp atarken atamıyorlar. Çünkü daldızı daldırıp attığı zaman toprak Şöyle dibe bir dağılıyordu yani. sallayın isterseniz Yani buralardan. şuralar önce şu olayı çıkarıyorduk burada. Toprak çıktığı zaman buydu. Bunu da bu gözlere yerleştirmekte çok zorlandılar. Küp Ama yapar gibi. evet daha sonra alıp atarken haliyle şu Saçaklar şekilde gelmiş. aynen. Şu şekilde Zaten yani şey. zaten bu bölgeye atmadım ben. Bu bölgelere atmadım. Sadece ağaç çevresine attım. O da %100 desek olur yani bir Yani etki bu yarattı bize. toprakta gevşemeyi sağladı. Şöyle Aynen. gösterelim Aynen. şuraları da. Su tutumunda da dediğim Şöyle. gibi %100'lük bir çok fayda gördüm. Yani şeyi artık su yüzeyinde Göllenme durmuyor. sorunu. Göllenme olayını baya baya bir kestim. Hatta elimde birkaç kovam kaldı. Tamam. Aşağı o çok böyle Şöyle gidelim o tarafa doğru kumlu biraz daha. topraklarda biraz etki var. Oralara biraz dağıtmayı düşünüyorum. Tamam. Şöyle gövdeleri. Zaten doğuşlar başlamış yavaş yavaş. Aynen Çoğunda başladı bir 15 gün doğuş oldu geliyor. işte. Seranın. Bir de benim seramda bir akıntı problemi var nedense oradan bu tarafa doğru akıntı geliyor. Buraların gelişimi daha hızlı. Şu anda buradan başladı yani doğu motora doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Evet. Evet. Bakalım şöyle şuralardan da. O atladığımız yere de bir bakalım mı? Tabii. Gösterelim. Yani en azından söyledik. Şu borudan bu taraftaydı değil mi? Aynen. Bir sıraya tamamen atmadım borudan yukarıda. Yani bu 3 bölüme de suluyorum ben. Evet. Mesela buradan şuralar bu toprak daha önce şu dağılma kesinlikle bu patlamayı görme şansımız yoktu burada. İşte çok tuttuğu için tezek alan şunlar
mümkün değil. Atmadığım bölge mesela şuraya atmamışımdır. Orta bölümleri atmadım. Olay bu. Toprak buydu. Yani bir metre yağlı. Yani şimdi insanlar Oktay Bey şöyle de düşünebilir. Ya buraya gübre atıyoruz, hayvan gübresi vesaire atıyoruz. Evet. Siz buraya hayvan gübresi ve diğer şeyleri attığınız halde bu böyleydi. Tabii. Attığım doğru halde mı? Böyleydi. Çünkü şimdi bunun en büyük farkını arkadaşlar fideyi alırken gördüm. Yani burada yani, çalışanlar, tabii, bu işin işçiliğini yapan kişiler bunu zaten gördüler. Şura mıydı bizim atladığımız aynen, yerler? Şu aynen. Sıralardı. Bu sıraya buradan itibaren yukarı doğru atmadık sadece bu sıraya. Bu tarafa verdik, bu tarafa vermedik. Burada da milden, milin etkisiyle şeyle biraz daha normal. Tabii burada normal. Siz mil de verdiniz. Tabii ki toprak böyle olduğu için mil biraz daha kendim de tarımla toprakla uğraştığım için daha önce. Evet. Milin yumuşatacağını düşünerken biraz mil döktüm buralara. Çok su tutacağını düşündüğüm için. Bu bölgede var zaten. Yani dediğim gibi tarlanın dörtte biri çok daha kötü bir toprak. Sarı bir toprak. Şu anda mesela buranın bu kadar yumuşak olması etkisi de şu milin sayesinde. Zaten dağıtamıyorsun yani. Aynen. Dağılma şeyi yok. Dağılmıyor. Aynen. Şimdi çıkarsanız bile gene dağıtamıyorsunuz. Mesela şuradan da yapalım. Aynen. Şu dibinden, şuna yakın yerden açıp şuradan mesela. Şu ön taraftan. Ya. Şu toprağı alalım. Dağılmayı görmüyoruz. Dağılamıyor. Yani gübrenin ve milin etkisiyle belki kazdığın zaman o kadar değil ama bunu en iyi elimize aldığımız zaman şu tarafa bakalım. Aynen bak bu seranın bu sıra böyle. Aynen bu tarafa. Bu sıraya atıldı. Aynen atıldı. O sıraya atmadım. Bu sıraya attım sadece. Hayır buraya atılmıyor. Bu sıraya atmadım. Şöyle teze elimize alalım. Belli olsun. Yani şuradan da dökülmeler yaşıyor. Şuradan da yapalım. Mesela yani o toprağa zaman yakın, bak şu toprak, o toprakla aynı toprak. Yani artık bu tezekler öldü. Daha önce bu tezekler koparma şansımız yoktu. Dağılıyor. Aynen. Yani şöyle. Dağılıyor. Aynen. Şimdi rekor gelişim biliyorsunuz öncelikle bir toprak düzenleyici. Karışım toprak düzenleyicidir. Bir gübre bir ilaç değil. Tabii bazı şeyleri gözlemlemek için değişik şeyler de katmak gerekiyor. Mesela su. Suyu, su göllenmesi, kili bu tip yapılarda genelde su göllenir ki yani bu arazide iyiyim olmasına rağmen. Yani iyiyim de var yani. Akıyordu su burada yani göllenmeye yani akıyor, akmaya başladı. Akıyor, aynı zamanda da kotu bittiği yerde de göllenmeye tabii başlıyor. Alt noktada aşırı bu bir göllenme yaşıyor. Size burada ne oluyordu? Suyu aldıramıyordunuz toprağa. Ve muz zaten mutlaka nemlik ve su istiyor. Evet. Rekor gelişimin asli görevi toprağı çözmek, toprağa suyu emdirebilmek. Tabii bu oluştuktan sonra da bitki saçaklanması ve verdiğiniz gübreyi alması da maksimum seviyeye çıkıyor. Tabii ki. Bunu burada sağlamış rekor gelişim. Tabii ki verim anlamında, kalite anlamında burada rekor gelişim bu muzların 5-6 aylık bir süre geçtikten sonra uygulanıyor. Ve bazı şeyler de geriden gelerek devam ediyor. Ama tabii ki bu doğan muzların, dolgun tarakların dolması, meyvenin irileşmesi vesaire konusunda da bu iyileştirmenin size mutlaka faydası olacak. İnşallah. Buraya sağladı, toprağı düzenledi. Evet. Siz aynı zamanda toprakla da uğraşıyorsunuz normalde. Yani daha önce çocukluktan gelen bir uğraşımız şey var. Anlamında başka farklı işlerimiz de var. Yani harfiyat vesaire gibi durumlarda toprağı tanıyan insansınız. Evet, evet. Rekor gelişimi toprakla ilgili. Buradaki Gazipaşa'da en azından yakın çevrenizdeki insanlara önerir misiniz kullanmasını? Öneriyorum. Önerdim de zaten arkadaşlarıma. Memnuniyetimi de anlattım. Aynı zamanda başka bir iş yerinde çalışıyorum. Başka bir iş yerinde çalışıyorum. O arkadaşımda muzluğu varmış. Hatta şu anda da düşünüyorum vermeye. Anladım. O da izledi. Memnun ve bana özellikle sordu. Geldi buraya baktık. Yani memnun, bir sıkıntısı yok. O da atacağım demişti. İşte bazı ailevi şeylerden dolayı şu an duruyor ama anladım. O da kullanacak. Ben de ona dedim yani daha önceleri ilk toprağı işlerken kullanmak daha sağlıklı aslında. Ya sonradan da verilebilir. Evet. Çünkü sonuçta bu sırada bu üretim devam ediyor. Bu bittikten sonra yandan yeni fidesi gelecek. Onun da saçaklanması vesairesi için de art veriyor. Bu videomuz televizyonlarda yayınlanacak bizim kanallarımızda. Üreticiler sizi görecekler. İlla ki sizden fikir soracaklar. Evet. Biz görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. En azından bu ürünün ne yaptığıyla alakalı yerinde burada hem kullandınız hem de beğendinizi yaptınız. Ben memnunum. Bol bereketli hasatlar diyoruz. Şöyle bakalım. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.